Merhaba, ben Profesör Doktor Uğur Emre Altıparmak, göz hastalıkları uzmanıyım. Aynı zamanda Uluslararası Miyopi Enstitüsü'nün Türkiye ve Orta Doğu gönüllü elçisiyim. İçinde bulunduğumuz hafta miyopi farkındalık haftası. Niçin böyle bir haftaya gerek duyuldu? Çünkü dünyada miyopi bir pandemi gibi artmakta. Gittikçe daha çok çocuk ve gencin miyopi olduğunu görüyoruz. Özellikle COVID-19 pandemisinden sonra bunun daha da artmış olabileceğini düşünüyoruz. Miyopi sadece bir hastalık olarak geçiştirilebilecek bir durum değil bizlere göre, çünkü miyopinin getirebildiği bir takım sorunlar var. Bugün aslında sizlere biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Miyopi aslında Türkçe uzak görmez olarak ifade edebileceğimiz bir göz rahatsızlığı. Miyop olan bireyler uzağı görmekte zorlanırlar. Bu nedenle yardıma ihtiyaç duyarlar. Miyop hastalığı aslında dünyada genel olarak artmakta olan bir hastalık. Bu sorun ilk olarak Uzak Doğu ülkelerinde fark edilmiş. Uzak Doğu ülkelerinde 1950'li yıllarda çok fazla görülmeyen miyopi 1980 ve 90'lardan itibaren toplumun büyük bir kısmını etkiler hale gelmiş. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün de dikkatini çekiyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılında yaptığı bir projeksiyona göre 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yarısının miyop, %10'unun da yüksek miyop olacağı öngörülmekte. Bu durum tabii aslında çok endişe verici. Ve bunun üzerine COVID-19 pandemisi yaşadık. COVID-19 pandemisinden sonra gelen ilk çalışmalarda COVID-19 nedeniyle miyopinin arttığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu projeksiyonun artık belki daha da farklı olduğunu düşünmek lazım. Bu nedenle miyopi toplum sağlığı, halk sağlığı için de oldukça önemli. Miyopi çok enteresan bir hastalık. Eğer bir hastanın özellikle miyopa yatkın olmasını gerektiren sendromik bir durumu yoksa, yani genel olarak gördüğümüz bir miyopsa, buna tam olarak neyin sebep olduğu konusunda çok emin değiliz. Ama miyopinin ortaya çıkmasındaki bir takım risk faktörlerini artık çok iyi biliyoruz. Örneğin ailede bir miyopi hastasının olması, özellikle anne babanın miyop, bir veya ikisinin miyop olması bizim için çok önemli. Anne babadan birisi miyopsa bir çocuğun miyop olma riski 3 kat artıyor. Eğer anne ve baba ikisi de miyopsa çocuğun miyop olma riski bu sefer 6 kat artıyor. Ailede miyop, hatta yüksek bireylerin olması bir çocuğu daha kolay miyop hale getiriyor. Çevresel faktörler de çok önemli. Özellikle yakın mesafeye uzun süre bakarak zaman geçiren çocukların daha kolay miyop olduğunu biliyoruz. Bu nedenle miyopi aslında daha çalışkan, daha eğitimli çocukların hastalığı olarak da bilinmekte. Dışarıda açık havada zaman geçirmenin, özellikle gün ışığında zaman geçirmenin çocukları miyoptan koruduğuna da artık neredeyse eminiz. Bu konuda çok fazla bilgi var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz artık günümüzde. Miyopi daha çok ailesinde miyop olan çocukları buluyor. Dışarıda zaman geçirmeyen, gün ışığında zaman geçirmeyen çocukları buluyor. Yakına bakarak çok fazla zaman geçiren çocukları daha kolay yakalıyor. Miyop olan çocukları bazen anlamak kolay olmayabilir. Çocuklar görmediklerini bazen çok geç ifade ederler. Bir takım ipuçlarından faydalanabiliriz. Miyop olan çocuklar bazen gözlerini kısarak bakarlar veya uzağı daha iyi görmek için çeşitli bakış açılarıyla bakabilirler. Mesela böyle kaşların altından veya şöyle köşeden bakmak gibi. Sürekli böyle bakan çocuklarda miyop olduğundan şüphe etmek lazım. Öğretmenler fark edebilirler. Çocuk tahtayı göremediği için sürekli tahtaya yaklaşarak bakmaya çalışıyordur. Veya bir çocuğun akademik başarısında artık düşmeye başlamıştır. Çünkü uzakta okulda tahtada yazılan yazıları çok takip edemiyordur. Evde televizyon gibi uzaktaki şeyleri görmek için yakına gitmesi gerekiyor olabilir. Bazı çocuklarda değişik göz tikleri ortaya çıkabilir. Göz kırpıştırma, gözlerine değişik hareketler yaptırma gibi. Veya bazen de çocuklar baş ağrısından şikayet edebilirler. Özellikle miyopa astigmatının eşlik ettiği durumlarda göz çevresinde baş ağrısı da ifade edebilirler. Miyopi ile ilgili az önce bahsettiğim ipuçlarını fark eden aileler veya okuldaki öğretmenlerinin çocukları bize yönlendirmesini özellikle rica ediyoruz. Bu şekilde şikayetler olan çocukları biz zaten yeterli bir şekilde değerlendiriyoruz. Göz hekimlerine gelen çocuklarda uzak görme dereceleri tespit ediliyor. Çocukların numaralarını değerlendiriyoruz. Özellikle çocukların numaralarını değerlendirirken gözlerine damla damlatarak da onları değerlendirmek istiyoruz. Çünkü numaralarını daha sağlıklı ölçüyoruz bu şekilde. Son yıllarda çocukların numaralarının yanında gözlerinin ön arka aks uzunluklarının ölçümü de büyük önem kazandı. Mesela bakın şuradaki sizi gözü göstermek istiyorum. Gözün ön arka çapı çok önemli. Çünkü biliyoruz ki miyop çocukların geneli gözlerinin daha uzun aksiyel uzunluğa sahip. Ve miyopu artan çocuklarda göz ön arka aksta daha çok uzuyor. Dolayısıyla biz çocukların muayenelerinde gözlerinin ön arka akslarında ölçmeyi önemsiyoruz.
Bunu şu örneğe benzetebiliriz. Bir balon düşünelim. Balonu şişirdiğimiz zaman gitgide büyür fakat duvarı da incelir. Göz de tıpkı balon gibi uzadıkça duvarı incelmektedir. Gözün duvarının iç kısmına biz A tabaka diyoruz. Retinada ifade edebiliriz. Göz uzadıkça retina incelmekte ve dolayısıyla retinanın bazı hastalıkları da daha sık ortaya çıkmakta. Aslında miyopi neden önemli ya da miyopi artışı neden önemli sorusunun cevabı da burada gizli. Miyopi ne kadar çok yükselirse, çocuğun göz ön arka aksı ne kadar uzarsa gelecekte bir takım hastalıklara daha kolay yakalanıyor. Özellikle retina hastalıklarında. Mesela retina yırtığı ihtimali çok artıyor. Gözün en arkasında bulunan sarı nokta hastalığı ihtimali daha çok artıyor. Benzer şekilde glokom yani göz tansiyonu hastalığı ve katarak hastalığı ihtimali de artmakta. Dolayısıyla biz çocukları tedavi ederken aslında onlara sadece gözlük vermeyi değil, numaralarını tedavi etmeyi değil, numaralarının artışını da yavaşlatmayı istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki miyopi başladıktan sonra artacak olan bir hastalık. Ve miyopiyi durdurmak gerçekten hala çok mümkün olan bir durum değil. Ancak neyse ki son yıllardaki tedaviler sayesinde miyopi artışını yavaşlatabiliyoruz. Miyopi artışının tabii ki temel tedavisi çocuklarda gözlük kullanımı. Miyop olan çocuklara biz gözlük zaten veriyoruz. Miyop olan çocuklarda gözlük tedavisini geciktirmemek çok önemli. Çocuk eğer uzağa göremiyorsa, gözlüğe ihtiyacı varsa çocuk o gözlüğü kullanmalı. Geçmişteki bilgilerden ötürü çocukların numaralarını, gözlüklerini geç verdiklerimiz oldu. Veya numaralarını olması gerekenden daha düşük verdiğimiz de oldu. Fakat artık yeni bilgiler ışığında bunun doğru olmadığının farkındayız. Dolayısıyla miyop olan bir çocuğu yakaladığımız zaman onun mutlaka gözlüğe başlamasını istiyoruz. Çalışmalar bize şunu gösteriyor. Gözlük takan çocuklar, gözlük kullanmayan çocuklara göre daha yavaş ilerliyorlar. Dolayısıyla gözlük takmak çocukların miyopi artışını yavaşlatmak da son derece önemli. Bunun yanında miyopi artışını yavaşlatan tedaviler de var. Bunlar farmakolojik yani ilaç tedavileri ve optik tedaviler olarak ikiye ayrılabilir. Farmakolojik tedavide atropin ismi verilen ve tıpta çok uzun zamandır kullanılmakta olan bir ilacı göz dalması haline getirerek kullanıyoruz. Fakat bununla ilgili şöyle sorunlarımız var. Bu ilaç hazır olarak dünyada da ülkemizde de bulunmamakta ve eczanelerde hazırlatılarak hastalara ve ailelere sunuluyor. Bu durumda ilacın hazırlanmasıyla ilgili bir takım endişelerimiz olabiliyor. Fakat uluslararası literatürde çalışmalarda atropinin de işe yaradığını biliyoruz. Optik tedavilere gelince uzun zamandır kullanılmakta olan geceleri takılan gece lensi uygulaması var. Bunun sonuçları olumlu. Fakat bunun da bir takım kendine özgü zorlukları var. Gece sert bir lens takılıyor. Çocuk sabah uyandığında o lens çıkartılıyor. Bir takım göz enfeksiyonları açısından riskler yaratmakla beraber işe yaradığını bildiğimiz bir tedavi. Optik tedavilere döndüğümüzde tabii ki en önemli tedavi yine gözlük camları. Çocuklar mutlaka gözlük kullanacaklar. Yeni nesil gözlüklerimiz var artık ve bunların çocukların miyopi artışını oldukça başarılı şekilde yavaşlattığını biliyoruz. Çalışmalar bize bunu gösteriyor. Hatta son yıllarda bu gözlük camlarındaki ilerlemeler sayesinde atropin kullanımı da belki de biraz daha geri plana düşecek gibi görünmekte. Miyopi yönetimi konusunda hekimler olarak artık elimiz daha güçlü. Eskiden sahip olmadığımız çok önemli tedavi imkanlarına sahibiz ve bunu hastalarımıza kullandırıyoruz. Fakat unutulmamalı ki miyopi bir takım çalışması gerektiriyor. Bu takımın içinde hekim var, çocuk var ama aileler de var. Sadece tedaviler miyopiyi bazen yavaşlatmakta kısıtlı olabiliyor. Hayat tarzı da çok önemli. Hayat tarzı derken neyi kastediyorum? Miyopinin artışı konusunda yakına bakmak inanılmaz derecede önemli. Yakına çok uzun süre bakarak zaman geçiren çocukların numaralarının daha hızlı arttığını biliyoruz. Günümüzde çocuklar elektronik cihazları, özellikle cep telefonu, tablet gibi gereçleri çok fazla kullanıyorlar. Ve burada uzun süre yakına baktıkları zaman numaraların daha hızlı gittiğini düşünüyoruz. Bu nedenle çocukların ekran sürelerine ailelerin dikkatini çekmek istiyorum. Çocuklarınızın ekran sürelerine bakın. Çok uzun saatler baktıklarına siz de inanamayacaksınız. Eminim kendileri de inanamayacaklar. Bizim genel olarak önerimiz çocukların ekran süresinin veya yakına bakma süresinin günde 2 saatin altında olması. Tabii bunu toplamak lazım. Bilgisayarda geçen süre, tablet, iPad vesairede geçen süre, telefonda geçen süre, artı ders çalışarak geçen süre ya da kitap okuyarak geçen süre gibi. Bu süre ne kadar fazlaysa çocuğun numarasının o kadar hızlı artacağını düşünebilirsiniz. İkinci önemli faktör dışarıda geçirilen zaman. Çocukların göz sağlığı için dışarıda, açık havada ve aydınlıkta zaman geçirmeleri çok önemli. Bazen hastalarımız soru sorarlar. Derler ki evimiz aydınlık olsa işe yaramaz mı? Şunu biliyoruz.
Eviniz ne kadar aydınlık olursa olsun, dışarıdaki ışığın çok daha azına sahip olacak. Dışarıdaki ışık muhtemelen dalga boyundan ötürü çocukların göz sağlığı için daha sağlıklı. Dolayısıyla çocukların günde en az 2 saat gün ışığında zaman geçirmelerini önemsiyoruz. Gün ışığı derken güneşli bir havayı kastetmiyorum. Bulutlu bir hava da olabilir. Yeter ki çocuk gün ışığında dışarıda zaman geçirsin. Çocuğunuz güneş gözlüğü takabilir, şapka takabilir. Emin olun yine de yeterince gün ışığından faydalanacaktır. Bunları uygulayan çocukların numara artışları daha az ilerliyor. Miyopi haftası nedeniyle size bunları hatırlatmayı gerçekten önemsiyorum. Biliyoruz ki çocukların her bir numara artışı onların ileride göz sağlığının daha kötü olmasına sebep olacak. Dolayısıyla her bir numara için mücadele etmeye değer. Çocuklarımızın göz sağlığı için bugün harekete geçersek, miyopi konusundaki farkındalığı birlikte arttırabilirsek, onlara gelecekte daha iyi bir göz sağlığı hediye etmiş olacağız. Bu konudaki farkındalığı arttırmak açısından hepinizi birlikte çalışmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim.